Bendeniz John Merriman ve bu da tarih 202 derse. Her pazartesi ve çarşamba günleri saat 10.30'dan 11.20'ye kadar buradayım. Dersi nasıl işleyeceğimizle ilgili olarak bunların hepsi gerçekten önemli konular. Yapacaklarımızdan bir parça bahsederim. Ve konu başlıklarını bazıları ilgili konuşalım. Dersin yaptıklarınızı tamamlayacağını düşündüğüm bazı şeyleri de ders çerçevesinde anlatacağım. Bir örnek vermek gerekirse, mesela yeni emperyalizm hakkında konuşurken Avrupa'nın 1880'ler ile 1914 arasında neden tüm dünyanın kontrolünü ele geçirdiğine dair konuşacağız. Bununla alakalı olarak yazarken büyük keyif aldığım Modern Avrupa'nın Tarihi kitabından ilgili bölümü okuyabilirsiniz. Fakat derste aynı zamanda izciler üzerine de konuşacağım. Çoğu zaman acaba izciler hakkında bu kadar konuşmamın sebebi çocukken Portland, Oregon'daki izci kampından atılmam mı diye kendi kendime soruyorum. Tek bir rozet bile almayı becerememiştim. Spor sezonu bittikten sonra hiçbir işe yaramaz haldeydim. Neyse, şimdi izciler hakkında konuşma sebebim bu değil. Yeni emperyalizmi anlamak için, yani Avrupalıların daha önce hiç kimsenin girmediği yerlerin bulunduğu, özellikle Afrika gibi bazı yerlerin tamamını neden ele geçirdiğini ve buraların nasıl birdenbire İngiliz, Fransız, Alman ve İtalyan işgalciler arasında büyük bir mücadele konusu haline geldiğini anlayabilmek için emperyalizm kültürünü anlamak gerekir. İngiltere'deki izcilik yasasının bununla çok alakası var. Çünkü kuşaklar boyu İngiliz gençleri, hatta onların Almanya, Avustralya, Yeni Zelanda ve başka yerlerdeki yaşıtları gittikleri okulun binasındaki dünya haritasına baktıkları zaman Asya, Afrika, hatta birçok başka yerlere geçiren İngiltere'yi temsil eden kırmızı rengin bu harita üstünde sürekli artışın önemli olduğunu farkına vardılar. Böylece bunun yerine dersin daha henüz başında diyeceğim o ki yeni emperyalizm ve bunun için gerçekleştirdikleri hakkında bilmemiz gereken 3 şey var. Bununla ilgili konuştuktan sonra izciler hakkında konuşacağım. Böylece bu iki şey birbirini tamamlayacak. Birinci Dünya Savaşı hakkında konuşacağımız zaman iki dersimiz olacak. Bunlardan birini dostum ve meslektaşım Jay Winter, Büyük Savaş ve Modern Hafıza üzerine yapacak. Bütün savaşı kapsamaya çalışmak yerine, kitapta bununla ilgili oldukça şık bir bölüm var zaten, Siperler'deki savaş hakkında konuşacağım. Zafer Yolları isimli bir film izleyeceksiniz. Bu Kubrick'in 1917'deki isyanlarla ilgili yaptığı erken dönem filmlerden bir tanesi. İnsanların canımıza tak ettiği bir hiç için ölmenin anlamı yok. Bundan sonra artık gitmeyeceğiz dedikleri 1917'deki isyanlar hakkında konuşacağım. Bu da demek ki derse gelmek önemli. Tartışma saatlerine katılmak önemli. Okumaların sayısını azalttım. Bundan önce şimdi kullandığımdan 4 kitap daha fazla kullanıyordum. Sizin en iyisi elinizdekiler üzerine yoğunlaşmanız. Kitaplara gelince İlki sizin gibiler için yazdığı Modern Avrupa'nın Tarihi'nin ikinci baskısı. Sonra İran mektuplarını okuyacaksınız. Tamamını değil. Bu böyle bir günde bitecek uzunlukta. İran mektuplarından alıntılar okuyacaksınız. Montesquieu, Batı ve Doğu arasındaki ilişkiler hakkında konuşuyor. Aydınlanma tarihinde olağanüstü anlardan bir tanesi bu. Sonra bir ara vereceksiniz ve günahıyla sevabıyla sadece beni okuyacaksınız. Umarım sevabıyladır. Ta ki Emin Zola'ya gelene kadar. Onun muhteşem romanı Cemler bir klasiktir. Zola ilk naturalist romancılardandır. En azından Fransa'da. Cemler'i yazdığında, bu arada cemler filizlenmek demektir. Yani ağaçların tomurcuklanması anlamında. Ama burada insanların filizlenmesi, işçi olarak kendilerinin farkında olmaları, bilinçlenmeleri anlamına geliyor. Zola Fransa'nın kuzeyinde Anzin'deki madenlere gider. Kitabın kahramanlarından biri. Catherine isimli 15 yaşında ama 15 yaşında birisi için çok görüp geçirmiş bir kadın. Zola Germain'i yazdığı zaman madende günde 12 saat çalışan genç kızını henüz geçmiş 15 yaşında genç bir kadını gözlemlemek üzere madene girmişti. Bu gerçekliğin tümüyle yankılandığı bir kitap. Gerçekten inanılmaz bir kitap. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Umarım öyle olur. Sonra Helmut Schmidt'in bir Alman kasabasında kan iftirası suçlamalarıyla ilgili kitabı Kasabın Hikayesi var. Bu kitap 2. İmparatorluk dönemiyle ilgili ve küçük bir yerde büyük sonuçlar olan Semitizm karşıtlığı hakkında. George Orwell daha korkunç bir savaş ve daha korkunç faşistlerin bulunduğu bir tür tatbikata benzeyen İspanya İç Savaşı sırasında İspanya'da haklının yanında savaşmak üzere bulmuştu. Bu onun İspanyol Cumhuriyetçileri ve mücadele ve uğradığı hüsranlar hakkında. Stalinistlerin yarattığı gerilimler ve ikiyüzlülük yapıp Troçkistleri ve anarşistleri satması hakkında. Boşuna
klasik olmamış o klasik kitaplardan bir tanesi işte. Gerçekten muhteşem bir okuma. Son olarak Sıradan İnsanlar kitabı var. Polonya'ya çok sık giderim. Geçen birkaç yıl boyunca çeşitli sebeplerden dolayı 4-5 kez gittim. Ama daha önce Auschwitz'te hiç bulunmamıştım. Bir yıl önce Auschwitz'e gittim. Bilmiyorum, belki bazılarınız oraya gitmiştir. Bütün o korkunçluğun içinden geçerken üzerlerinde artık hayatta olmayan insanların ismi olan boş bavulları görüyorsunuz. Bebek ayakkabılarını ve bunun gibi şeyleri görüyorsunuz. Düşünüyorsunuz, böyle bir şeyi kim yapmış olabilir? Kim çıkıp gayet sıradan bir tarzda seri şekilde insanları öldürmüş olabilir? Veya Polonya'da o zaman gayet büyük bir sanayi kasabası olan, bugün de bu durumunu olduğu gibi koruyan Lodz civarındaki tarlalarda gidip annelerin, bebeklerin, büyük annelerin ve buldukları herkesin beynini patlatmışlar. Kim bunu yapmış olabilir? Chris Browning'in bu soruya verdiği cevap sıradan insanlar. Browning'in bir Alman askeri birliğini yakından incelemek gibi gayet parlak bir fikri vardı. Birliğin çoğunluğunu eski önemli bir Hansa limanı olan Hamburg liman kasabasından gelen polisler oluşturuyordu. O bu insanların çok sıradan yaşamlarından ölüm tarlalarına değin geçen hayatlarına bakmış. Polonya'dakinden aşağı kalır bir yanı yok. Bu kitap üstelik kısa. Germinal uzun ama diğerleri kısa. Etkileyici, inanılmaz. İşte kitaplarınız bunlar. Modern Avrupa'nın tarihini okumanın keyifli olduğunu zannediyorum. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Aydınlanmayı anlatırken yakın arkadaşım Bob Darnton'dan esinlenerek en başta aydınlanmanın niçin önemli olduğu hakkında bir şey yapacağım. Nedir o? Laikleşme, akılcı sorgulama ve hali hazırda bilebileceğiniz veya bilemeyeceğiniz başka bir sürü şey var. Bunların hepsi kitapta. Ama bir de şöyle bir şey yapıyorum. Avrupa futbolundaki 3. ligler gibi aydınlanmanın 3. sınıf yazarlarına bakıyorum. Krallık hakkında, aristokratlar hakkında ne yazmışlar? Nasıl Fransız devriminin büyük ölçüde ortadan kaldıracağı o geleneksel hiyerarşilerin ayağını bir şekilde kaydırmışlar? Veya Fransız devriminden çelik kadar sağlam Saint Just gibi annesinin gümüş eşyalarıyla 16 yaşlarında evden kaçıp büyük Fransa turuna çıkmış birini alabilirsiniz. Ve birçok insanın yaşama haklarını elinden alan ama bu sayede belki de devrimi de kurtarmış olan kamu güvenliği komitesinde ne yaptığından bahsedebilirsiniz. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Dersle ve ele aldığınız zaman dilimiyle alakası olması yeterli. Red Sox falan gibi bir şey üzerine değil. Dersin asistanıyla birlikte çalışacaksınız. Elektronik posta manyağı olduğum için her zaman elektronik mesajla bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda ofis saatlerim de var. Fakat artık insanlar bunu pek tercih etmiyor. Onun yerine NBA.com'a takılıyorlar. Çünkü elektronik posta ofis saatlerini unutur hale getirdi. Yani lüzumsuz demek istediğim unutulur değil. Ama insanlar ofis saatlerinden bir haberler. Fakat yine de pazartesileri öğleden sonra 1'den 2.30'a kadar ofis saatim var. Eskiden 3'teydi. Orada hep kendi başıma oturuyorum. Brentford Koleji'nde K13 no'lu odada 1'den 2.30'a kadar. Faşizme ve Adolf Hitler'e geldiğimizde iki filmimiz daha var. Hitler bir diktatörden sadece bir tanesi. 1939'a gelindiğinde kıta Avrupa'sında neredeyse hiçbir parlamenter rejim kalmamıştı. 2002 yılında 102 yaşında ölen Leni Riefenstahl isimli bir kadın vardı. Henüz genç bir kadınken Hitler için bir propaganda filmi yapmış. Hitler aynı Mussolini gibi yüksek teknolojiye inanan birisiydi. Radyoyu kullanan ilk insanlardan birisidir. Franklin Roosevelt radyonun şömine başı sohbet ortamında kullanmıştı. Fakat Mussolini bunu yalan üzerine yalan söyleyerek zaten yapıyordu. Karnını doyurmaktan aciz İtalyanların hepsinin birer radyosu vardı. Aynı şey Almanya'da oldu. Riefenstahl, Nürnberg hakkında Arzu'nun Zafer isimli bir film, bir belgesel yaptı. Gerçekten ürpertici bir şey. İnanılmaz. Bazı yönlerden siyasi bir toplantı falan gibi görünüyor. Bütün bu filmleri Brentford ve Pearson yurtlarının lüks odalarında veya her neredeyse kendi başınıza seyredebilirsiniz. Çünkü nasıl olduğunu hala anlamadığım yollarla bu filmler internet üzerinden ulaşılabilir. Eskiden bu filmleri burada gösterirdik. Hüzün ve Acımak, yani The Sorrow and the Pity isimli harika bir filmi derste kullandım. 4 saatlik bir film. Bazıları 2 altılık paket biranın yeteceği bir film derlerdi. Sınıfları temizleyen görevliler etrafta bir sürü boş bira şişesi olduğundan şikayet ederlerdi. Ama tabii bu alkol işi yükseltmeden önceydi. Bunun için artık bu filmi göstermiyorum. Sözümü geri alıyorum, almıyorum, vazgeçtim. Canı cehenneme. Neyse, bu filmi artık göstermiyorum. Fakat Arzu'nun Zaferi'ni gösteriyorum. Evde seyredebilirsiniz. Diğer bir tanesi Au revoir les enfants, elveda çocuklar. Çünkü son derslerden birinde Avrupa'da direniş ve işbirliği hakkında konuşuyorum. Çoğunlukla Fransa'da yaşadığım için
Fransa hakkında biraz fazla konuşuyorum. Au revoir les enfants, yani elveda çocuklar filmini bazılarınız görmüş olabilir. Kendisi birkaç sene önce ölen Louis Malle'ın yaptığı bir film. Henüz daha kolejdeyken, yani 7. 8. sınıfta olduğu zamanlarla ilgili. Paris'in güneydoğusunda Fontainebleau'de 2. Dünya Savaşı sırasında okulda birden yeni bir çocuk beliriyor. Daha önce orada hiç bulunmamış bir çocuk. Bu bir Yahudi çocuk. Film bu çocukla olan arkadaşlığıyla ve ne olduğu ile ilgili. Mutlu sonla biten bir film değil fakat harika bir film. Ne diyebilirim? Başka diyecek ne kaldı? Bir ara sınav var. Bir dersi sınav yaparak harcamaktan hoşlanmıyorum. Ders yapmayı tercih ederim. Fakat size bir geri dönüm yapmak için elimizde bir şeyler olması lazım. Burada bir zamandır ders veriyorum. Hala mısır rengi ve maviyi destekliyorum. Ama Yale'i seviyorum. Yale'de sevdiğim şeylerden bir tanesi sizin gibi insanlara ders veriyor olmak. Ve bunu samimi söylüyorum. Bu dersi seviyorum. Umarım siz de seversiniz. Eğer gerçekten isteyerek alıyorsanız. Bazı ders başlarına gelince ne tür şeyler yapacağız? Arkadakilere biraz dersin içeriğiyle ilgili kağıtlardan uzatabilir misiniz? Orada şu şeyin üstündeler. Çok teşekkürler. Birkaç konu başlığı. Tarihin öyle birkaç kutucuktan ibaret olduğunu inanmıyorum ve hiçbir zaman da inanmadım. Zannediyorum bunu kitapta yazdım. Fakat kitabı açıyorsunuz, işte aydınlanma. Onu geçiyorsunuz. Bir sonraki konu 18. yüzyıldaki mücadeleler. Onu geçiyorsunuz. Sonra Fransız devrimi. Bunu da biliyorum diyorsunuz. Biraz sonra Rus devrimini geçiyorsunuz ve öyle gidiyor. İnanıyorum ki okumaları falan yapıp dersleri de seversiniz. Batı uygarlığı hakkında önemli olan birçok şey öğreneceğiniz böyle bir dersi yapabilmek için bütün hikayeyi bağlayan ve bir şeyler öğrenmenize değmesini sağlayacak bazı ipler lazım. Bunlardan bir tanesi devletin oluşum süreci. Amerika'da olduğu gibi çok garip bir seçim sistemine sahip federal ve ademi merkeziyetçi bir devlete bile baksanız, modern devletin ortaya çıkışı, İngiltere'deki refah devletinin başladığı 20. yüzyılda, hatta sigorta programları ve benzeri şeylerin olduğu bazı yerlerde bundan önce ortaya çıkmıyor. Bu süreç geç orta çağda İspanyol, Fransız ve İngiliz bölgesel krallıklarında devlet gücünün sağlamlaştırılmasıyla başlıyor. Bunun mutlak yönetimin ortaya çıkışıyla çok alakası var. Gelecek derste konuşacağım şey budur. Mutlak yönetim ve mutlakiyetçilik. Daha önce hiç görülmemiş düzenli orduların, sınırlarda inşa edilen büyük kalelerdeki büyük düzenli orduların ortaya çıkışı. Bunun da sıradan insanların parasal kaynaklarından pay koparan bürokratlarla alakası var. Birçok zengin neredeyse hiçbir şey ödemezdi veya neredeyse hiçbir şey. Bunun bağlılıkla sonraları bir ulusa, bir ulus fikrine dönüşecek olan hanedan bağlılığıyla alakası var. Bu 18. yüzyılda başlıyor. 19. yüzyılda başlamıyor. En azından İngiltere'de 18. yüzyılda başlıyor. Bu da yapacağımız tartışmalardan bir tanesi. Bu kitabın başlangıç noktası olarak aldığım 1500 yılında, ki onlar ancak 1648 civarında başlıyor, Avrupa'da 1500 farklı bölgesel siyasi güç vardı. Bazıları Almanya'daki başpiskoposun bahçesinden daha büyük değildi. Bazıları büyük arazilerdi. Hiçbirisi 14. Louis zamanında Alsace-Lorraine ve başka yerleri kendine katan Fransa gibi henüz şimdiki büyüklüklerinde değildi. Fakat 1500 civarında bölgesel siyasi birim vardı. Bu rakam 1890'da 30'dur. Böylece devletin penceresinden bakacak olursanız, devletin gücünün sağlamlaştırılması veya kendinizi Bavyeralı değil de Alman, Gaskonyalı veya Provençalı değil de Fransız, Kastilyalı veya Katalan değil de İspanyol olarak görmeye başladığınız bir kimliğin ortaya çıkmasından bahsedebiliriz. Katalan dili 1975'te Kasım'da Francisco Franco'nun ölümüne değin yasaktı. Bu çok önemli bir ifade. Keşke başlangıçta söyleseydim. Kimin söylediğini bilmiyorum ama birisi demiş ki dil güçlü orduya sahip bir lehçedir. Budur işte. Bu doğru. Fransız devrimi sırasında Fransa'daki halkın ancak yarısı Fransızca biliyordu. Çift dillilik vardı. Katalan bilebilirdin. Auvergne bölgesel dilini bilebilirdim. Biz pek çok yaşlının oraya mahsus bir dili konuştuğu Fransa'nın güneyinde bir yerde yaşıyoruz. Bu insanlar ölüp gidiyor. Bir devlete veya bir ülkeye bağlanma duygusu, kimlik nasıl ortaya çıkıyor? Herkes değil. Ama nasıl oluyor da insanların Marsilyalı, yani Fransız Milli Marşı'nı iyi bir Fransızca ile söyleyerek ölüme gidebilecekleri 1914'lere geliniyor?
Nasıl böyle bir şey oluyor? Nasıl bir devlet ulaşabileceklerini bu kadar arttırabiliyor? Modern dünya nasıl oluşuyor? Biz bu sürece biraz hantal bir ifade de olsa devlet oluşumu diyoruz. Devletler nasıl oluşuyor? Bu sürecin diğer yanı kimliklerin nasıl değiştiği? 16. yüzyılda, 17. yüzyılda herhangi birine sorun. Mesela kimsin? Derdi ki ben şuyum, ben şu ailedenim. Veya eğer 16. yüzyılsa 1520'lerden ve 1530'lardan sonra herhangi bir tarihte Almanya'nın bazı yerlerinde protestanım derlerdi. Protestanım, Yahudiyim, Balkanların birçok yerinde Müslümanım, Avrupa'nın birçok yerinde Katoliğim. Doğu Avrupa'da Rus Ortodoksum. Rusya'da bir mirde yani köyde yaşıyorum. Nasıl oluyor da 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde bu insanlar açlıktan ölürken büyük yazar Tolstoy'un dünyanın dikkatine getirdiği kıtlık yüzünden insanların açlıktan öldükleri Rusya'da bile bu gerçekleşiyor. Birçoğu tarlalarda çar aç olduğumuzu ve bakanlarının bize kötü davrandığını bilseydi ne kadar öfkelenir diye düşünerek öldüler. Aslında farkında değillerdi. Çarın umurunda bile olmadıklarını bilmiyorlardı. Ama çara bağlılık Rus olma veya Rus çarı tarafından yönetiliyor olma duygusu yaratılmak zorunda olan bir şeydi. Böylece devlet vergi koparmak için, ulusal orduya adam toplayabilmek için, aynı zamanda kaynak sağlayabilmek için becerisini şekillendiriyor. Ama bu arada kimlikler de dönüşüyor. Bunu bir örnek olarak veriyorum. Çünkü devlet oluşumu her şeyin bir şekilde bağlanmasını sağlayan konulardan bir tanesidir. Gürcistan'da neler olup bittiğini bakın. Birçok açıdan gazetelerin sunduğundan daha karmaşık bir olay. 1990'larda Balkanlarda cereyan eden korku gösterisine bakın. Sadece Kuzey İrlanda'ya sınırlı olduğunu düşündüğümüz dinsel nefret gibi birçok konu. Bu bütün hikaye için çok önemli olan diğer bir konu. Gerçekten çok önemli olan diğer bir konu. Bir diğeri de iktisat değişim. Bu iktisat tarihi üzerinde bir ders değil ama kapitalizmin ortaya çıkışı, buna kapitalizm deniyor veya geniş çaplı sanayileşme. Okumalarda da göreceğiniz gibi bu süreç insanların nasıl yaşadıklarını ciddi bir şekilde değiştiriyor. Bir sürü süreklilik var ama bir sürü de değişiklik söz konusu. Herkes hemen kendini fabrikalarda falan bulmuyor. Başka yollar hala devam ediyor. Kırsaldaki üretim, kadın iş gücü önemini sürdürüyor. Bunları anlatmak için biraz zaman harcayacağım. Çok yakın bir arkadaşım, aslında tez danışmanım Chuck Tilly, ki kendisi beni de üzüntüye boğarak birkaç ay önce aramızdan ayrıldı. Bir keresinde geri kalanların tarihini yazmak acılı bir şekilde zordur demişti. Birçok insan bütün bunun dışında kaldı. Halk hareketleri hakkında konuşacağımız bir dersimiz olacak. İnsanların isyan ettiği 3 farklı örneğe bakacağım. Geriye çekilip diyeceğim ki bu ne anlama geliyor? Burada neler oluyor? Pirene dağlarında Ariège diye bir yeri örnek olarak vereceğim. Bu yer ismini hatırlamak zorunda değilsiniz ve hiçbir zaman da olmayacaksınız. Fakat birdenbire erkeklerin silah taşıyan veya tırmıklar taşıyan kadın kılığına girip sisin veya karın içinden belirip kömürcüleri kovaladığı veya orman bekçilerini kovaladığı bir yer burası. Niçin? Sefil hayvanlarını otlatmak için kullandıkları hasattan artık ekini artık kullanamaz hale gelmişlerdi. Çünkü zenginler çok şaşırtıcı. Hukuku kendi taraflarına çekmişler ve odunun fiyatını yükseltmişler. İnsanlar, ben de geri kalanlardanım. Eninde sonunda ben de Toulouse'a taşınmak zorunda kalacağım ve benim büyük torunlarım oradaki havacılık uzay enerjisinde çalışacaklar falan demediler. Ben 231 numaralı geride kalanım demediler. Onurları için bir zamanlar var olduğunu düşündükleri fakat kontrolleri dışındaki ekonomik değişimin ortadan kaldırdığı adalet duygusu için savaşlar. Sonra aynı tarihlerde yani 1829-1830'larda insanları midelerinde sadece bir parça hindibaba otuyla açlıktan ölmüş olarak buldukları İngiltere'nin güneyinden bir örnek vereceğim. Bu insanlar yoksulları, sefil durumdaki yoksulları harekete geçiriyor. Köylü emekçiler yürüyüşe geçiyor ve insanları biçer döverlerle tehdit ediyorlar. Niçin biçer döverler? Çünkü biçer döverler hasat toplayıcı olarak işlerini ellerinden alıyor. Bir gün bırakılmış bir not buluyorlar. Diyor ki sizden intikamımız başlamak üzere. Kararlı kaptanımız Swing. Nottan kalabalık olduklarını anlaşılıyor. Haklı oldukları, adil oldukları, hazır oldukları. Kaptan Swing var mıydı? Tabii ki hayır. Zayıf durumdaydılar ve hemen kayboldular. Yenildiler. Bazıları asıldı. Bazıları Tazmanya'ya. Oradaki Port Arthur hapishanesine gönderildiler. Avustralya'ya gönderildiler. Bundan dolayı Avustralyalılar İngilizlerle maç yaptıklarında birçok Avustralya'da eski Beatles şarkısı olan Yellow Submarine'i söyler. Siz hatırlamazsınız. Ben de hayal meyve hatırlıyorum.
Hepimiz bir mahkum kolonisinde yaşıyoruz. Bir mahkum kolonisi, bir mahkum kolonisi. Kaptan Swing kaybettiler ama teslim olmadan. Arkalarda kalanların tarihini yazmak acılı bir şekilde zordur. Ama bu noktadan baktığınız zaman derseniz, bakın burada neler oluyormuş. Buğday için savaşan, yiyecek için mücadele eden insanlara baktığınız zaman kontrol edemedikleri daha geniş çaplı mücadele içinde görürsünüz onları. Böyle baktığınızda büyük resimde olup biten bir sürü şey görürsünüz. Bu diğer bir konu. Sonra bir şeyle ilgili daha konuşacağım. Belki 10 dakika falan alır. Size şiirimi okuyacağım. Umarım geri gelirsiniz. Savaş değişimin dinamiğidir. Savaş olgusu Napolyon'un ne değişikliği uğruyor. 18. yüzyılda hali hazırda bazı değişiklikler vardı. Ama esas olarak profesyonel ordular veya Portsmouth veya her neyse bir barın dışarısında yanlış yerde ve zamanda bulundukları için İngiliz donanmasında yer almak üzere askere alınan insanlar. Bunlar gözlerini açtıklarında İngiliz imparatoruna doğru sallanarak giden bir gemide kendilerini kusarken bulurlardı. Ama savaş dediğimiz şey ulusun devletiyle birlikte değişiyor. Fransızların levy en masse dedikleri şey, yani zorunlu askerlik, bir tür ulusu savunma duygusudur. Paris esnafın çok profesyonelleşmiş orduyu Fransa'nın doğusunda Valmy denen bir rüzgar diliminde yenilgiye uğrattıkları sihirli an var. Bu olay gidişatı değiştiriyor. Sivillere karşı savaşmakla ordulara karşı savaşmak arasında geleneksel sınırların artık olmadığı sivillere karşı bir savaş olması cihetiyle Napolyon hiç şüphesiz ilk genel harptir. Bu sınırlar 30 yıl savaşlarında yoktu. Bununla ilgili olarak gelecek sefer biraz konuşacağım. Fakat savaşlar çok farklı. Goya'nın Fransa askerleri tarafından vurulan köylüleri resmettiği ve İtalya'nın güneyinde Kalabria'da köylülere karşı gerçekleşen katliamları resmettiği meşhur tabloları var. Savaş gerçekten değişikliğe uğruyor ama aynı zamanda değişimin dinamiği oluyor. 1917 Rus devrimini düşünecek olursanız, 1. Dünya Savaşı olmasaydı Rus devrimi hayal bile edilemezdi. 1905 Rus devrimi olmasaydı en azından 1904-1905'lerin Avrupa'sında şok etkisi yaratan Japon hizmeti olmasaydı Rus devrimi yine hayal bile edilemezdi. 1. Dünya Savaşı Rusya'daki muhaliflerin iddialarını ortaya koymalarını sağlayacak fırsatlar sunmuştur. Böylece bütün bunlar 1907 Şubat'ında Çar'ın kellesine mal olduğunda ve Bolşevikler iktidara geldiğinde savaşın kendisi yine bir değişiklik dinamiğiydi. Ne savaştı? Ne savaşlardı? Daha önce bunun gibisi hiç şekilde görülmedi. Rus-Japon Savaşı'nda bulmuş birkaç gazeteci Mançurya'da kazılmış olan siperleri görmüşlerdi. Fakat hiç kimse 6 haftada biteceği düşünen savaşın 4 imparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu ve tartışmasız bunun hakkında konuşulabilir, münazara edebiliriz. İngiliz İmparatorluğunu yıkacağını hayal edemezdi. Çünkü Hindistan'da savaşmış olan pek çok insan, savaşa katılmış olan Hintliler veya savaşta çarpışmış olan bizim bugün Pakistan dediğimiz insanlar veya savaşa katılmış Kenya'dan insanlar neredeyse doğru dürüst hiçbir haklarının ve hiç paralarının olmamasına ve sadece büyük patron için çalışıyor olmalarına rağmen büyük bir imparatorluğun parçası oldukları gibi basit bir iddia ile artık tatmin olmayacaklardır. Öyleyse savaş bu imparatorlukları yıkarak Avrupa'yı dönüştürüyor. Aynı zamanda savaşın yaptığı bir başka şey de bunu iddia etmek mümkün. Birinci Dünya Savaşı hakkında uzman olan dostum Jay Winter ve bu yıl izinli olan Bruno Cabanas da bana katılırdı. 1914-1945 yılları arasındaki tüm dönemi yeni ve daha korkunç bir 30 yıl savaşı olarak görebilirsiniz. Çünkü Avrupa 1920'ler ve 30'lar boyunca buhran yaşıyor. Bütün bu dönem boyunca bir tarımsal kriz. Sadece 1924 ve 1929 arasında büyük bir sanayi buhranı yok. Siyasi atmosferin zehirlenmesi üzerine Hitler ve nasyonel sosyalistler hakkında bütün bir ders anlatacağım. Birinci Dünya Savaşı Hitler'i yarattı. Kendisi halihazırda büyük planları olan lüzumsuz bir adamdı. Hiç dost olmayan bir tür bölüğün eşek başısı gibi eskimiş paltosuyla tiyatroya giden ve bayıldığı Wagner ve tiyatro hakkında bildiklerini monoton bir ses tonuyla durmaksızın anlatan bir tip. Fakat Birinci Dünya Savaşı onu bir Semitizm karşıtına dönüştürüyor. Zaten bir sosyalizm karşıtıydı. Onu bir Semitizm karşıtına dönüştürüyor. Bildiklerin bir kısmı geri döndüler, birçoğu yürüyüşlerine devam ettiler. Savaşta sağ kalanlar yürüyüşlerine devam ettiler. Siyasi atmosferde kirlenme gerçekten olağanüstü bir şeydi. Faşizmi anlamak için bu gerçekten ama gerçekten çok önemli. Birinci Dünya Savaşı'nın neler olduğunu anlamak zorundasınız. Büyük beklentiler Versay Anlaşması'nı bozdu ve sadece büyük İngiliz düşünür John Maynard Keynes ondan çıkacak felaketi doğru tahmin etti. Bence tarihte bunun kadar çarpıcı bir dönem yok. Kelimenin tam anlamıyla muhteşem.
Ne savaş? Her şey açık. Herkes Londra'daki Emperyal Savaş Müzesi'nden gelen bu filmleri görmüştür. Bu filmler şimdi yapılan işlemlerle mahvoluyor. Çok yüksek teknoloji. Somme Savaşı 1916 yılının 1 Temmuz'unda birilerinin düdüğü çalıp siperlerden çıkıp saldırın demesiyle başladı. Somme Savaşı'nın ilk gücünün de son 3 gün. 3 gün. Birinci Dünya Savaşı Kore ve Vietnam'da ölen Amerikalı askerlerin toplamından daha fazla İngiliz askeri öldü ve yaralandı sadece 3 günde. 1920'lerin ve 1930'ların büyük İngiliz liderleri neredeler? Hepsi öldü. Hepsi ölü. Savaş şairlerinden birinin dediği gibi eski dikenli tellerin üstünde takıldılar. Birisi, bir futbolcu biraz moral bulalım dedi ve bir topu siperler boyunca oyukların arasında sürmeye çalıştı. Tamamlayamadı. Öldürüldü. 1914'ün yılbaşı akşamında Almanlar ve İngiliz askerler arasında bazıları bugünlük yeter artık dedi. Birbirlerine şarkı söylediler. Aslında futbol oynadılar. 1915'te bir İngiliz asker dedi ki aynı şey yapalım. Onu duvara dayadılar ve koşuna dizdiler. Savaşın korkunç yüzü Avrupa'yı onun her yönünü dönüştürdü. Birinci Dünya Savaşı'nı anlamaksızın Nazi etkisinin fazlasıyla altında kalmış Avrupa'daki tarımsal ağırlıklı yarı faşist rejimlerin ortaya çıkışını anlamak imkansızdır. Tüm savaşları sona erdireceği zannedilen savaş tabii ki böyle bir şey yapmadı. Bu bizim gündemimizde önemli bir nokta. Batı cephesinde yeni bir şey yok okumuştuk. Fakat bunu herkes okudu. Sonra Robert Graves'in oldukça uzun ve kendini aklayan Goodbye to All That'ini okuduk. Bu oldukça uzundu ve bunu şimdi yapmamıza gerek yok. Fakat burayı sallamaya çalışacağız. Şimdi size şiirimi okuyacağım. Ondan sonra gidebilirsiniz. Aslında ne isterseniz yapabilirsiniz. Her neyse. Bunu hatırlıyorum. Bu şiiri Michigan Üniversitesi'nde bir cumartesi günü saat 2'de bir gece önce ne yaptığımı çıkarmaya çalışırken okuduğumu hatırlıyorum. Ama neyse. Hayır. Bu büyük bir Doğu Alman şair olan Brecht. Şiirin adı bir işçi tarih okuyor. Okumuş bir işçi soruyor. Büyük, gerçekten kelimenin tam anlamı büyük adam ve kadınları inceleyeceğimizi söyleyerek söze başlayayım. Hitler açıkçası büyük bir adam değil. Rezil birisi. Sadece rezil. Fakat tarihi yaptığı düşünülen insanlar yani Napolyon, Büyük Petro ve diğer insanlar. Benimki dahil ders kitaplarında hakkında okuduğunuz şahıslar hakkında konuşuyorum ama aynı soruyu soruyorum ve size Brecht'in sorduğu aynı soruyu soruyorum. Kısa bir şiir, azıcık dayanın. Yedi kapılı Tep şehrini kuran kim? Kitaplar yalnız kralların adını yazar. Yoksa kayaları taşıyan krallar mı? Bir de Babil varmış, boyuna yıkılan. Kim yapmış Babil'i her seferinde? Yapı işçileri hangi evinde oturmuşlar? Altınlar içinde yüzen limanın. Ne oldular dersin duvarcılar, Çin Seddi bitince? Yüce Roma'da zafer anıtı ne kadar çok. Kimlerdir acaba bu anıtları dikenler? Sezar kimleri yendi de kazandı bu zaferleri? Yok muydu saraylardan başka oturacak yer? Dillere destan olmuş koca Bizans'ta. Atlantik'te o masallar ülkesinde bile boğulurken insanlar, uluyan denizde bir gece yarısı, bağırıp imdat istedilerdi kölelerinden. Hindistan'ı nasıl aldıysa tüysüz İskender, tek başına mı aldıydı orayı? Nasıl yendiyse Galileri Sezar, bir ahçı olsun yok muydu yanında? İspanyalı Filip ağladı derler batınca tekmil filosu. Ondan başkası ağlamadı mı? 7 yıl savaşını Frederick kazanmış, yok muydu ondan başka kazanan? Kitapların her sayfasında bir zafer yazılı. Ama pişiren kimler zafer aşını? Her adımda fırt demiş fırlamış bir büyük adam. Ama ödeyen kimler harcanan paraları? İşte bir sürü olay sana ve bir sürü soru. Bu dönem bizimle kalırsanız bunların bazılarına değineceğiz. Görüşürüz. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.